Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Karsan hissesini değerlendireceğiz. İzleyicilerimin yoğun talebi üzerine Karsan hissesini seçtim ve bunun teknik analizini birlikte çizmek suretiyle finansal okuryazarlığımızı daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Arkadaşlar, teknik analizini yapacağımız videoları nasıl belirliyoruz? Sizlerin talepleri üzerine belirliyoruz. Sizler bu videoların altına hangi hisse senedinin teknik analizini yapılmasını istiyorsanız bunları yazıyorsunuz. Koyun Bulucu ekibi bunları tek tek raporluyor ve benim önüme getiriyor. Hangisi daha fazla talep edilmişse onun teknik analizini ben sizler için yapıyorum. O yüzden hangi hisse senetlerini merak ediyorsanız veya hangi hisse senetlerine yatırım yapmayı düşünüyorsanız onları yorumlar bölümüne yazarsanız teknik ekibim de bunları bana getirir ve ben de sizler için teknik analizini yaparım. Şimdi Karsan hissesinde Koyun Bulucu'nun tarzını uygun her yayında olduğu gibi birlikte çizeceğiz. Aylık görüntülere bakacağız. Ekranın içine girmeyeceğiz arkadaşlar. Fiyatların içine girerseniz boğa piyasasında piyasa sizi tabiri caizse döver arkadaşlar. Sürekli al sat yapmaya zorlar. Hiç satmasaydınız aslında daha fazla kazanacaktınız kelimesini size söyletir. Bunlar yaşanmışlık ve tecrübelerle sabittir. O yüzden ne yapıyoruz? Önce majör destek ve majördeki direnç bölgelerimize bakıyoruz. Kısa vadeye ne zaman geleceğiz? Ana destek ve direnç bölgelerimizi çizdikten ve belirledikten sonra kısa vadede de çizimler yapıp elimizdeki hisse senedini yönetmeye çalışacağız. Portföy yönetimi de son derece önemlidir. Kademeli almak lazım. Elimizdeki portföyü iyi kullanmak lazım. Bunu becerebilirseniz bu piyasalarda maksimum kazancı sağlarsınız. Şimdi aylık görüntülerdeyiz. Logaritmik bir görüntü. Trading View üzerinden çiziyoruz. Buradaki kutucuğa tıklıyorsunuz. Logaritmiyi seçiyorsunuz ve aylık olarak geldiğinizde bu görüntü karşınıza geliyor. Bir trend çizelim arkadaşlar. Bakın burada Karsan hissesi ne yapmış? Burada yatayda bir dalgalanma olduğunu görüyorsunuz. Buralar yatırımcıya para kazandırmaz arkadaşlar. Bu bölge kazandırır. Bakın ne zaman üst bandı aşıyor ondan sonraki yükselişi görüyorsunuz. Yataylık artık bitmiş. Boğa piyasasına geçmişiz ve sert yükselişler yapıyoruz. Acaba boğa piyasası bitti mi? Şimdi ne yapalım? Ana destek bölgelerimize gelin birlikte bakalım. 2009 yılının Şubat ayını dip noktası olarak alıyorum ve buradaki 2016 yılının dip noktasına yerleştirmek suretiyle kanalımın alt bölgesini seçiyorum. Sonrasında ise en üst bölgeye kanalımın üst bandını koymak suretiyle bu kanal görüntümü oluşturuyorum. Kanal görüntümüz ne zamandan geliyor? 2007 yılından geliyor arkadaşlar. Bu piyasalar bizlerin yatırımlarıyla, yatırımcıların yatırımlarıyla olsa da bu piyasalarda piyasa yapıcı denen bir şey var. Bu piyasa yapıcı geliyor, elindeki parayı kendisi yatırmıyor. Elindeki parayı robotlar üzerinden yatırıyor ve robotlar üzerinden bu grafikler oluşturuluyor. Bakın 2016 yılının dibine koymama rağmen normalde biz nereyi biliyoruz? 2016'yı biliyoruz. 2009'u biliyoruz. 2007'yi biliyoruz. Devamını bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi 2019 yıllarında milimetrik olarak bu bölgelerin test edildiğini ve müthiş alım fırsatı olan bölge olduğunu görüyorsunuz. Bu bölgeyi test ettikten sonra beklenti nedir? Kanal teorisi ne söyler? Dip görüldü. Kanalın en alt bandı test edildi. İlk hedefimiz kanal orta bandı der. Her bir mum bir aylık zaman dilimini gösteriyor ve milimetrik olarak kanal orta bandında 6-7 ay boyunca oyalandığımızı görüyorsunuz. Önemli bir direnç yukarı yönlü sert kırılıyor. Ondan sonra direncin kırılmasıyla birlikte biz ne bekliyoruz? Çok önemli bir trend kırıldığından dolayı eskiden direnç olarak bakın bu bölgelerde karşımıza gelen Karsan hissesinin fiyatı artık destek olarak teyit edilmesi gerekiyor ve destek olarak bu bölge teyit ediliyor. Milimetrik olarak yine bu bölgenin altında bir kapanış yapmıyoruz. Buradan aldığımız güçle birlikte ilk hedefimiz neresi olacak? Kanal üst bandı olacak. Kanal üst bandında burada da gerekli konsolidasyon yapılmış. Bu ay itibariyle biz kanal üst bandımızın seviyesinin üzerinde olduğumuzu görüyoruz. 3 aydır Karsan hissesi bu oluşturmuş olduğu 2007 yılından gelen grafiğin üst bandının da üzerinde olması sebebiyle kanal teorisi bize ne söylüyor? Artık piyasa yapıcının bu kanalla işinin bittiğini ve kanalın üst bandına geçmek suretiyle fiyatın bir kanal boyu kadar daha gitmesi gerektiğini bize söylüyor ve kanalımıza aynen klonluyoruz, getiriyoruz, kırılım yapılan bölgenin üzerine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın alttaki kanalın aynısını yerleştirdik. Karsan'daki ilk hedef neresi? Majör plandaki ilk hedefimiz 34 TL civarında
altından geçiyor. Yani Karsan bu bölgenin altında 11 TL'nin altında aylık bir kapanış yapmadıkça Karsan'ın hedefi 35 TL olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Geçen ay itibariyle her ne kadar altına doğru bir sarkma yapsak da bakın üzerinde kapanış yapıyoruz. Bu ayı yine üzerinde açıyoruz ve güçlü bir yükseliş hareketine başlıyor gibi bir hareketlilik var. Karsan'ın orta vadedeki hedefi 35 TL, uzun vadedeki hedefi ise 100 TL civarlarına çıkıyor. Şimdi bazı Karsan yatırımcıları nereden alacağını, nereden satacağını bilmeyen arkadaşlar bu fiyatları hayali olarak görebilirler. Hiç kusura bakmayın arkadaşlar, grafik ne söylüyorsa ben size onu yorumluyorum. Bakın burada 2016 yılına kadar çizmiş olduğum çizimde bu bölgelerden alamayabilirsin. Ama 2019 yılında milimetrik olarak tutan bu bölgede o zaman aklın neredeydi diye koyun bulucu gelir size sorar. Bu fiyatları siz hayali olarak görüyorsanız bu bölgenin de tutmamış olması lazım. Yani bu bölgeyi ben çizmedim. Ben 2016'ya kadar çizdim. 2019 yıllarında 6-7 ay boyunca müthiş bir alım fırsatı verirken senin aklın neredeydi de Karsan'ı buradan almadın diye insana sorarlar. O yüzden hiçbir şeyin hayali olarak gelmemesi lazım. Siz teknik analiz biliyorsanız, stratejilerinizi kurmayı biliyorsanız, portföy yönetiminizi bilginizle ve stratejinizle doğru yönetebiliyorsanız bu piyasalarda hiçbir şey hayal değildir. Bizim için Karsan olmuş, Sasa olmuş, Türk Hava Yolları olmuş veya Tüpraş olmuş hiç fark etmez. Grafikler al pozisyonu veriyorsa ve hedefleri bize gösteriyorsa biz alırız. O grafiklere göre alımımızı, satımımızı yapar, parayı kazanırız arkadaşlar. Kazanamıyorsak da altına inmesi halinde stop olur, kenara çekiliriz. Olayın ciddiyeti bunu gerektirir. Disiplinli olanlar ve teknik analizi bilenler maksimum kazancı sağlayacaklardır. Bakın bu bölgelerdeki alım fırsatını görüyorsunuz. Kanalın orta bandına geçiyor. Burada da alım fırsatı veriyor. Ve şu anda 11 TL'nin altında kapanış yapmadıkça Karsan hissesi hala alım fırsatı veriyor. Ne zaman gider bunu hiç kimse bilemez. Teknik analiz bize bir süre söylemiyor arkadaşlar. Ancak ne söylüyor? 11 TL'nin altında kapanış yapmadıkça Karsan'ın hedefinin 35 TL civarları olduğunu söylüyor. Haberiniz olsun. Grafiğin milimetrik olarak tuttuğunu zaten görüyorsunuz. Şimdi günlük vadelere gelelim ve Karsan'ın görüntüsüne bir bakalım arkadaşlar. Şimdi günlük vadede Karsan'ın bir yükseliş trendi var. Gördüğünüz gibi bu yükseliş trendi aşağı yönlü. Kırılmadıkça yönün hala yukarı yönlü okunmasını söyleyeceğiz. Minör trendde çizmiş olduğumuz bu yükselen trenddir. Majördeki desteğimiz 11 TL. Ancak aylık destektir. Yani aylık olarak kapanışa bakmanız lazım. Ay içerisinde aşağısında kalabilir. Aylık olarak üzerinde kaldığı sürece Karsan'daki orta vadede hedef 35 TL olarak karşımıza geliyor. Şimdi Karsan'ın günlükteki destek noktası ise yine 11-11.30 civarlarından geçiyor arkadaşlar. Buraların güçlü destek olarak tutmasını beklerim. Tutmaması halinde beyaz yükselen trende kadar düşebilir. Kısa vadede 10.5 TL'ler bizim önemli bir destek noktamızdır. 10.5 TL'lerin altında günlük kapanış yapmadıkça Karsan hala yükseliş trendinde olmaya devam edecektir. İlk direnç bölgemiz eski zirve bölgelerimiz olan 14.5 civarlarıdır. 14.5-15 TL'lerin üzerinde kalıcılık sağlarsa Karsan hissesi daha da güçlenmiş olacak ve hedefi kanal orta bandı olmaya başlayacaktır. Hangi zamansallıkta gelecekse bu destek ve direnç bölgeleri de ona göre değişecektir arkadaşlar. Bakın beyaz yükselen trendimizin destek noktası da yükselen bir trenddir. Örnek vermek gerekirse 12 Eylül tarihinde bir düşüş gelmesi halinde bizim desteğimiz 10.70'ten geçiyor. Pazartesi günü düşüş gelmesi halinde 10.40'tan geçiyor veya 28 Eylül'de bu fiyatların test edilmesi halinde ise 11.40 civarından geçmektedir. Beyaz yükselen trend kırılmadıkça sakin bir şekilde bekleyeceksiniz. Fiyatların hedefine gitmesini bekleyeceksiniz arkadaşlar. Karsan'da söyleyeceklerimiz bu kadar. Yönün yukarı olduğu görülüyor. Her şeyin pozitif olduğu görülüyor. Fomotik yükselişlerin başlamasına az zaman kaldı şeklinde ben bunları yorumluyorum. Ancak bunu nasıl stratejiyle yöneteceksiniz? Ana destek bölgelerin altında kırılmadıkça bu beklentimiz olacaktır. Eğer bu söylemiş olduğum desteklerin altında kapanış olursa stop olup kenara çekilmek lazım arkadaşlar. Çünkü başka şeylerin fiyatlandığı anlamına gelecektir. Benim beklentim düşüş değil, yükseliş yönünde olacaktır. Bu beyaz trend aşağı yönlü kırılmadıkça, yani kısa vadede 10.5 TL'ler
aşağı yönü kırılmadıkça fiyatların yukarı yönlü gitmesini beklerim. Arkadaşlar, yayınlar olan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Coin Bulucu bu yayınları ücretsiz olarak yapmaktadır. Coin Bulucu'nun ücretli veya ücretsiz hiçbir katıl, WhatsApp ya da Telegram grubu yoktur. Coin Bulucu yatırımcıların veya öğrenmek isteyen insanların yanındadır. Ücretsiz olarak gönül esasına göre bunları sizler için yapıyorum. Lütfen finansal okuryazarlığınızı geliştirin. Cebinizdeki parayı kendiniz yönetin. Elin yabancısı gelip de cebinizdeki parayı almasın diye, sizlerin de finansal okuryazarlığı gelişsin diye bu yayınları yaptığımı bilin. Lütfen bu yayınların kıymetini bilin. Coin Bulucu'ya destek olmak istiyorsanız sadece abone olsanız benim için yeterlidir. Hepinize bol kazançlar diliyorum.